Günaydın arkadaşlar. Bugün günümüze Beyobası köyünden başladık. Erkut ve Hüseyin Beylerin Ejder bahçesinde. Bir ay öncesi arkadaşlar size bu bahçemizi tanıtmıştım. Buradan bir video çekmiştik. Arkadaşlar iki uygulama yaptık bu bahçemize. Üçüncü uygulamayı da 15-20 gün sonrası yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki incelemelerimizi bitirdikten sonrasında. Ne değişti arkadaşlar biz uygulamaya geçtikten sonrasında? Amacımız öncelikle bitkimizi iyi bir çiçeklenmeye, güçlü bir çiçeklenmeye alıştırmak, hazırlamaktı. Bu yeni gelen yapraklarımız, dallarımız çok açık renkte, nazikti arkadaşlar. Ve uzun gidiyordu. Biz kısa ve kalın olmasını istedik ve arkadaşlar göründüğü gibi o sonucu elde etmiş durumdayız. Çok açık renklilik vardı. Onu da hallettik. Güçlü çiçek getirmek vardı. Yavaş yavaş arkadaşlar çiçeklerimiz de gelmeye başladı. Beklediğimiz bir durumdu. Hem güçlü gelmesi arkadaşlar bizim istediğimiz, evet, burada yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu gördüğünüz arkadaşlar seramızın biraz havalandırmasının yetersiz olduğu kısımda olduğu için burada yanmalar olmuş. Tabii bunu havalandırmayla halledeceğiz. Evet arkadaşlar, çiçeklerimiz gelmeye başladı. Bu bugün açar. Bugün akşam iyice kendisini gösterir. Şimdi bahçemizi gezmeye başlayalım. Bir ucundan başladık zaten. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar, ejder de diğer bitkilerimiz gibi kendine has özellikleri olan, istekleri olan bir bitkidir. Bazen şunu görüyorum, yani ejder için çok fazla yüksekliğe ihtiyaç yoktur falan diye. Yok arkadaşlar, ejder de diğer bitkiler gibi belli bir yükseklik, oluk altı yüksekliğe ihtiyaç duyuyor. 4 metre bana göre 4 metrenin altında olmaması gerekiyor bu yüksekliğin arkadaşlar. Yoksa ciddi bir şekilde yapraklarda yanma olayı oluyor. Sera içi sıcaklığı kontrol etmesi çok zor oluyor. 40-45 dereceleri bulan bir durumda bu üst yapraklarımız, ki esas çiçeğin geldiği yapraklar bunlar. Bu meyve yapraklarımız ya da dallarımız yanıyor arkadaşlar. Onun için yeni ejder serası tesisi yapacak olan üreticilerimize, yatırımcılarımıza tavsiyem, arkadaşlar en azından bu bahçemizde olduğu gibi 4 metre, 4,5 metre oluk altı olacak şekilde, hatta 5 metre bile olabilir. Seramızın kurulumunun yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bu yanmaları engelleyemezsiniz. Engellenmez. Çok çok fazla sulama olayı ejder için arkadaşlar istenilen bir durum değildir. Sonuçta bu kaktüs arkadaşlar. Kaktüs çeşidi. Havadan aldığı, havanın neminden aldığı su bile bu bitkilerimiz için yeterli olabiliyor. Özellikle bugünlerde. Bugünlerde diyorum. Çünkü bu bahçemizde ciddi bir şekilde çiçeklenmeye doğru gidiyor. Buralarda da göründüğü gibi var arkadaşlar. Biraz sonra gördüğüm yerlerde size daha da fazla göstereceğim. Ama bizim için, evet arkadaşlar, buralarda hızlı bir şekilde çiçeklerimiz geliyor. Burada da ve yanda da. Bir 10 gün sonrasında, 15 gün sonrasında seramızın bu bölgesi çiçek tarlasına dönecek arkadaşlar. Evet. İlk çiçeğimiz burada.
Nefis bir görüntüsü var arkadaşlar. Sabah ilk geldiğimiz zaman daha bir açıktı, daha bir iştahlıydı. Zaten biliyorsunuz ömrü çok uzun değildir. Bu akşam üzerine doğru bu bitecek. Kendi kendisini dölleyecek kapasitede ama bu şekilde döllemesine yardımcı olmakta fayda var. Erkek dişisi bir arada. Ama ihtiyaç var arkadaşlar. Hafiften sallanmaya, temaslı olmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü. Nefis bir görüntü. Seyre doyum olmuyor arkadaşlar. Hem meyvesiyle, meyvesi de en az bunun kadar güzel olacak arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. Biz gezmeye devam edelim. Hüseyin Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim Hayati Bey, sağ olun. Evet arkadaşlar, seramızın ortaklarından Hüseyin Bey arada budamalara devam ediyor. Hayırlı olsun yeni çiçeğin abi. Teşekkür ederim Hayati Bey, sayenizde, sağ olun. Evet arkadaşlar, biz dolaşmaya devam ediyoruz. Gel abi, beraber dolaşalım. Biraz da Hüseyin Bey'den öğrenelim arkadaşlar. Ejder yapacak. Ben biraz önce söyledim Hüseyin Bey, dedim ki ejder serası kurulurken yükseklik çok önemli değil. Yani oluk altı yükseklikleri 3 metre falan yeterli diyorlar. Ben de yeterli olmadığını buradan anlatmaya çalıştım. Evet, üretici olarak senden de dinleyeyim abi. Kurulum aşamasında bize de 3 metre yeterli olduğunu söylediler. Hı hı. Ama bir sonra düşündük. Yani hava sirkülasyonunun 3 metrede 5,5-6 metre gibi olmayacağını düşünüp 5,5 metreye karar kıldık. Ne tür bir avantajımız oldu abi şeyden sonrasında? Yani şu an içerisinin neminde, sıcaklığında, tabii, neminde, yaprak yanmasında her türlü faydasını gördük. Çünkü hava sirkülasyonu çok yüksek. Aşağıdan rüzgar estiğinde seranın her tarafını dolaşabiliyor. Evet. Yani çok fazla bir yaprak yanması görmüyorsun. Görmüyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Aynen bizim de söylediğimiz zaten Hüseyin Bey ile örtüşüyor. Bu bahçemiz bana göre bu konuda ideal. Evet. Hızlıca bir çiçeğimiz de burada var arkadaşlar. Evet Hüseyin Bey. Dördüncü benim şu anki gördüğüm açmış, açmamış. Üç tane açmamış var, bir tane açmış. Evet arkadaşlar, bu bugün akşam üzerine doğru kendisini iyice belliyordur. Belki bugün akşam gece açacak durumda arkadaşlar. Şimdiden sonra bol miktarda Hayati gelecek. Çiçekleri de bayağı büyük değil mi? Evet. Yani oldukça uzun. Çiçeklerin böyle büyük ve uzun olması neyin göstergesi biliyor musun? Gelecek olan meyvenin büyüklüğünün, büyük iriliğinin göstergesi. Evet. Burada bir detaya da girmiş olduk arkadaşlar. Bu çiçekler, bu gördüğünüz çiçek yaprakları ve bu tabla ne kadar uzun ve büyük olursa bunun çiçeği de, meyvesi de arkadaşlar o kadar güzel olur. Gübrelemelerimizin de temel amacı son günlerde bu. Buna yönelik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyorum ben arkadaşlar. Hüseyin Bey'i kendi başına bırakıyorum. Budamalarda arkadaşlar. Budama derken bu yapraklarımızın uçları aynı bu şekilde kesilerek bitkimizi çiçeğe yönlendirme yapıyoruz. Yapılması gereken bir şey. Aynı buralarda da olduğu gibi. Uçlarından kesmek aynı domateslerde tepe alması gibi çiçeğe yönlendirmek için bir yöntem arkadaşlar. Totalda 4 dönüm civarında arkadaşlar bahçemiz. Şöyle alayım. Güneşi de arkam alarak. Ve ormanın içerisinde çok güzel bir yerde. Bir taraf ormanlarla kaplı bahçemizin, seramızın arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde bu bahçemizi sizinle kontrola, gezmeye devam edeceğiz. Burada
meyve kalitemizi size göstereceğiz arkadaşlar. Ben burada çok çok güzel meyvenin olacağına inanıyorum değil, biliyorum arkadaşlar. Biliyorum. Beraberce göreceğiz. Evet arkadaşlar, Kalaycı Tarım her yerde sizin yanınızda. Biz mesleğimizi sizin daha çok kazanmanız, mutlu olmanız için kullanacağız. İşimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar.